David Salinger, muz balığı için mükemmel bir gün. Otele New Yorklu 97 reklamcı doluşmuş ve adamların şehirleri ve saatlere koyduğu tekel yüzünden 507 nolu odadaki kız öğlende yazdığı telefonu saat 2.30'a kadar beklemek zorunda kalmıştı. Bu süre içinde boş durmamıştı ama. Küçük boy bir kadın dergisinden Seks Bir Eğlence ya da Bir Cehennemdir adlı bir yazı okumuş, terayla fırçasını yıkamış, beş renkli tay ürünün eteğindeki lekeyi silmiş, bluzundaki düğmenin yerini değiştirmiş, belinde peydah olan iki tüyü cımbızlanmıştı. Sonunda santralden aradıklarında pencere kenarına oturmuş, sol elinin ojesini bitirmek üzereydi. Öyle telefon çalınca elindekileri yerlere düşürecek kızlardan değildi. Ergenliğe girdiği günlerden beri telefonu hep çalıyormuş gibi bir hali vardı. Telefon çalarken ojenin fırçasıyla serçe parmağının kavisini tamamladı. Sonra kapağı oje şişesine yerleştirip kapattı. Ayağa kalktı, sol, yeni ojeli elini havada ileri geri salladı. Ojesi kurumuş eliyle pencerenin kenarında duran tepeleme dolu kül tablasını aldı ve üstünde telefonun durduğu komodinin üstüne koydu. Yeni düzeltilmiş iki kişilik yatağın kenarına oturdu ve beşinci ya da altıncı çalıştı alıcıyı eline aldı. "Alo," dedi. Sol elinin parmaklarını açarak ve topuklu terlikleri dışında üstündeki tek giyimi olan beyaz ipekli sabahlıktan uzak tutarak yüzüklerini banyoda bırakmıştı. Santral görevlisi, "New York telefonunuz hazır Bayan Glass," dedi. "Teşekkür ederim," dedi kız ve kül tablasına yer açtı komodinin üstünde. Alıcıdan bir ses geldi. "Muriel, sen misin?" Kız alıcıyı kulağından uzaklaştırdı biraz. "Evet anne, nasılsın?" "Merakımdan ölecektin neredeyse. Niçin aramadın, iyi misin?" "Dün gece de, 12 gece de telefon yağladım ama burada tele..." "İyisin değil mi Muriel?" Kız telefonu kulağından iyice uzaklaştırdı. "İyiyim ama çok sıcak burası. Florida'nın en sıcak günü." "Niye telefon etmedin? Nasıl üzül?" "Anneciğim, canım benim, bağırma öyle. Sesini çok iyi duyuyorum," dedi kız. "Dün gece iki kez aradım. Birinde tam..." "Babana dün akşam arar demiştim." "Ama nerede?" "Baban, iyisin değil mi?" "Muriel, doğru söyle bana." "İyiyim, artık sorup durma ne olur." "Ne zaman vardınız oraya?" "Ne bileyim, ha çarşamba sabahı erken." "Kim kullandı arabayı?" "O kullandı," dedi kız. "Hemen heyecanlanma. Çok güzel sürdü. Hayret ettim." "O mu kullandı?" "Muriel bana söz vermiş." "Anne," diye kesti kız. "Söyledim ya, çok güzel kullandı. Üstelik 80'i de aşmadı hiç." "Ağaçlarla o acayip iş yaptın mı?" "Çok güzel kullandı dedim ya anne." "Tamam artık lütfen." Beyaz çizgiye yakın sürmesini söyledim. O da ne demek istediğimi anladı. Öyle gitti. Ağaçlara bakmamaya çalıştığı belliydi. "Ha, babam yaptırdı mı sizin arabayı?" "Daha olmadı. 400 dolar istiyorlar şuncacık." "Anne, Seymour babamı ödeyeceğini söyledi yanından." "İyi iyi, bakarız." "Ne yaptı yani arabada filan?" "Bir şey yapmadı," dedi kız. "Sana yine o acayip laf." "Hayır, şimdi yeni bir şey buldu." "Ne?" "Aman anne, ne fark eder ki?" "Muriel, söyle bana, ne diyor baban?" "Peki peki. Bana 1948 ruhani başıboşlar güzeli diyor," dedi ve güldü kız. "Hiç de komik değil." "Muriel, hiç. Korkunç, acıklı aslında. Düşünüyorum da nasıl..." "Anne," diye kesti kızını. "Beni dinle. Bana Almanya'dan gönderdiği kitabı hatırlıyor musun? Biliyorsun ya hani şu Almanca şiirler. Nerede o kitap? Bulama. Sende ya. Emin misin?" dedi kız. "Tabii, yani bizde Freddy'nin odasında. Oraya bırakmışsın." "E ben de bir daha..." "Ne oldu? Kitabı mı istiyor?" "Hayır, yalnızca sordu. Buraya gelirken okuyup okumadığımı öğrenmek istemiş." "Ama kitap Almanca değil miydi?" "Evet anneciğim, ama fark etmiyor ki," dedi kız. Bacak bacak üstüne atarak. "Yüzyılın tek büyük şairi yazmışmış. Çevirisini falan alsaymışım. Ya da bu dili öğrenseymişim, öyle diyor." "Rezillik, rezillik. Acıklı aslında. Dün akşam baban diyordu ki..." "Bir saniye anne," dedi kız. Gidip pencere kenarından sigarayı aldı, yaktı ve gene yatağına oturdu. "Anne," dedi dumanı dışarı savurarak. "Muriel, dinle şimdi beni." "Dinliyorum." "Baban Doktor Sivetski ile konuştu." "Ya," dedi kız. "Onu her şeyi anlattı." "Yani anlatmış öyle diyor. Bilirsin babanı işte. Ağaçları, şu pencere meselesini, büyük annene söylediği o korkunç şeyleri. Hani ölümüyle ilgili planlarını sormuş ya. Bermuda'da çektiği o güzel resimleri, yaptıklarını. Her şeyi, her şeyi anlatmış." Dedi kız. "E'si doktor en başta ordunun onu hastaneden taburcu etmesi başlı başına bir suçtur," demiş. "Yemin ediyorum.
Seymour'un her an tamamen denetimden çıkma olasılığı, ki çok büyük bir olasılık bulunduğunu kesin bir dille anlatmış babana. Yemin ediyorum sana. Burada otelde bir psikiyatrist var, dedi kız. Kim? Adı ne? Bilmiyorum. Riesel neydi? İyi bir doktor diyorlar. Hiç duymadım. İyi bir doktor diyorlar yine de. Muriel, soyluk etme lütfen. Senin için üzülüyoruz. Baban dün gece eve dönmen için bir telgraf çekecekti aslında. Şu an gelmeye hiç niyetim yok anne. Rahat ol artık. Muriel, yeminle sana Doktor Siviski Seymour'un tümüyle denetimden. Daha yeni geldim anne. Yıllardan beri bu ilk tatilim ve her şeyi toplayıp geri dönmeli hiç niyetim yok, dedi kız. Zaten yola çıkamam. Güneşte öyle yanmışım ki kıpırdayamıyorum bile. Yandın mı? Çantana koyduğum güneş yağını kullanmadın mı? Çantana koyduğumu çok iyi hatır. Kullandım anne ama yine de yandım. Ah çok kötü. Nerelerin yandı? Her yerlerim canım, her yerlerim. Çok kötü. Ölmem, korkma. Söyle bana, o psikiyatristle konuştun mu? Eh biraz, dedi kız. Ne dedi? Seymour neredeydi sen doktorla konuşurken? Okyanus salonundaydı. Piyano çalıyordu. Burada iki gecedir piyano çalıyor. Peki ne dedi doktor? Pek bir şey söylemedi. O açtı konuyu önce. Bingo'da yanımda oturuyordu. Bana salonda bir piyano çalan kocanız mı diye sordu. Evet dedim. Seymour'un hasta olup olmadığını sordu. Ben de anlat. Niye sormuş ki? Üf, ne bileyim anne. Herhalde rengi çok solgun, ondan sormuştur. Ha, bingo'dan sonra doktor ve karısı içki içmeye davet ettiler beni. Peki dedim. Karısı dehşet bir kadın. Vomit'in vitrininde gördüğümüz o rezalet gece elbisesini hatırlıyor musun? Hatta demiştin ki bunu giymek için daracık kal. Ay, o yeşili mi diyorsun? Ha, işte onu giymiş. Kalçalar da löpür löpür. Bana sorup durdu. Seymour'la Susan Glass'ın bir akrabalığı var mı diye. Hani şu Madison'da şapkacı dükkanı olan kadınla. Ne dedi doktor? Ha, vallahi pek bir şey demedi. Yani barda otururken ne desin adam? Korkunç gürültü vardı. Evet ama anlatmadı mı büyük annenin koltuğuna yaptıklarını? Hayır anne, fazla ayrıntıya girmedim. Ama onu bulup konuşabilirim. Adam sabahtan akşama kadar barda oturuyor. Kafayı, biliyorsun işte, kafayı üşütme olasılığı var mıymış? Sana bir şey yapar mıymış? Pek değil. Olup bitenleri daha iyi bilmesi gerekirmiş. Dedim ya, çok zor konuştuk, çok gürültü vardı. Peki, mavi ceketin nasıl? Olmuş mu? Olmuş olmuş, vatkasını çıkardım. Bu yıl kıyafetler nasıl? Ay korkunç ama görülmemiş şeyler. Minik minik pullar, yok bilmem neler. Odanız nasıl? Güzel olmasına güzel de, savaştan önce kaldığımız odayı vermediler. Bu yıl insanlar pek berbat. Yemek kutu salonundaki milleti bir görsen, kamyonla gelmişler sanki buralara. Vallahi her yer öyle. Balerin elbisen nasıl olmuş? Çok uzun olmuş. Sana o zaman da uzun demiştim. Muriel, son bir kez daha soruyorum. Gerçekten iyi misin? Evet anne, 90 sefer sordun ve eve dönmek istemiyorsun, öyle mi? İstemiyorum anne. Dün gece baban dedi ki, kendi başına bir yerlere gidip her şeyi tekrar bir düşünsen. Masrafını seve seve ödermiş. Nefis bir vapur gezisine çıkardın. İkimiz de düşündük ki. Hayır anne, teşekkür ederim, dedi kız ve bacağını indirdi. Anne, bu konuşma fazla para yazar. Bu oğlanı tüm savaş boyunca nasıl da beklediğini düşünüyorum da. Yani kocaları yokken şu küçük hanımların yaptıkları. Anne, artık kapatsak. Seymour her an gelebilir. O nerelerde? Plajda. Plajda mı? Ay, tek başına mı? Plajda tek başına durabiliyor mu? Anne, sanki manyakmış gibi konuşuyorsun onun hakkında. Öyle bir şey demedim Muriel. Ama öyle demeye getiriyorsun. Plajda yatıp duruyor. Bornozunu da çıkarmıyor. Bornozunu çıkarmıyor mu? Niye? Bilmiyorum. Teni bembeyaz. Herhalde onun için. Hay Allah'ım. Güneşe ihtiyacı var onun. Çıkartıramıyor musun? Seymour'u biliyorsun, dedi kız ve yine bacak bacak üstüne attı. Dövmesine bir sürü salağın bakmasını istemiyormuş. Onun dövmesi yoktu ki. Yoksa askerdeyken mi yaptırmış? Hayır anne. Hayır canım, dedi kız ve ayağa kalktı. Seni yarın ararım belki. Muriel, şimdi iyi dinle beni. Evet anne, dedi kız ağırlığını sağ bacağına kaydırarak. Sana saçma bir şey. Biliyorsun işte, yapar veya derse o an hemen beni ara. Beni, duyuyor musun? Anne, Seymour'dan korktuğun falan yok. Muriel, bana söz vereceksin. Peki peki. Söz Allah'a ısmarladık anne, dedi kız. Babama sevgiler. Telefonu kapattı. Seymour Glass, dedi Sybil Carpenter. Annesiyle otelde kalıyorlardı. Seymour Glass'ı gördün mü? Güzelim, tekrarlayıp durma. Deli olacağım artık. Rahat dur, ne olur.
Bayan Carpenter, Sybil'in omuzlarını güneş yastırıyordu. Minik iki kanat gibi çıkmış omuzlarındaki ince kemiklere yayarak. Sybil, yüzü denize dönük, şişirilmiş kocaman bir deniz topunun üstünde her an düşecekmiş gibi oturuyordu. İki parçalı, kanarya sarısı bir mayo giymişti. Ama aslında üst parçaya daha 9-10 yıl için hiç de gerek yoktu. İşte sıradan biri pek mendili yakından bakınca, dedi Bayan Carpenter'ın hemen yanındaki plaj koltuğunda oturan kadın. Ah nasıl bağlandığını bir öğrenebilseydim. Nasıl da tatlı görünüyor. Evet ya çok tatlı görünüyor diye onayladı Bayan Carpenter. Sybil rahat dursana kızım. Seymour Glass'ı gördün mü? Dedi Sybil. Bayan Carpenter içini çekti. Peki tamam. Güneş yağış şişesini kapattı. Hadi bakalım koş oyna. Anneciğin otele çıkıyor. Bayan Hubble'la birer martini içeceğiz. Zeytini sana getiririm. Sybil kurtulur kurtulmaz hızla aşağıya plaja doğru koştu ve balıkçılar kulübü yönünde yürümeye başladı. Islak ve yıkılmış bir şatoyu ayağıyla dağıtmak üzere biraz oyalandı. Sonra yürümeye devam etti. Otel müşterilerine ayrılan bölgeden çıkmıştı bile. Kıyıda 500 metre kadar yürüdü ve sonra birden kumların kuru olduğu iç kısma doğru yan yan bir koşu tutturdu. Genç bir adamın sırt üstü yattığı yere gelince durdu. Denize gireceğin mi Seymour Glass? Dedi. Genç adam irkildi. Sağ eli boynuzunun yakalarına uzandı. Midesinin üstüne yan dönerken yüzündeki burulmuş havlu yere düştü ve kısık gözleriyle yukarıya Sybil'a baktı. Vay selam Sybil. Denize girecek mi? Seni bekliyordum dedi genç adam. Ne haber? Ne? Dedi Sybil. Ne haber? Yani neler oluyor? Babam geliyor yarın uçakla dedi Sybil kumları tekmeleyerek. Yüzüme geliyor mu bebek? Dedi genç adam ve uzanıp bir eliyle kızın ayak bileğini tuttu. Evet, baban geliyor sonunda. Her an için bekliyordum onu zaten, her an. Hanımefendi nerede? Dedi Sybil. Hanımefendi mi? Genç adam seyrek saçlarına dolan kumları silkti yere. Vallahi ne bileyim Sybil, her an her yerde olabilir. Saçını boyatıyordur, odada fakir çocuklara bebek yapıyordur. Yüzü koyun döndüğü, yumruklarının üst üste koyduğu, üstüne de çenesini yerleştirdi. Anlat bakalım Sybil, dedi. Hamayon çok güzel. Hayatta sevdiğim bir şey varsa o da mavi mayodur. Sybil bir ona baktı, bir de tombik karnının altına. Ama sarı bu. Bu sarı. Aa öyle mi? Gel bir bakayım. Kesinlikle haklısın. Ne yaptın? Denize gireceksin mi? Dedi Sybil. Bak cidden girmeye geçiriyordum kafamdan. Bilsen nasıl düşünüyordum Sybil. Genç adamın bazen yastık niyetine kullandığı deniz yatağına elini bastırdı. Sybil sönük dedi. Haklısın. Biraz şişirmek gerek. Yumruklarını çekti ve çenesini kuma koydu. Sybil, çok tatlısın. Ne iyi oldu seni görmem. Kendini anlat bana bakayım. Öne uzandı ve Sybil'in her iki ayak bileğini avuçlayıp tuttu. Ben Oğlak Burcu'ndanım. Sen hangi burçtansın? Sharon Lipschitz dedi ki piyano çalarken yanına oturtmuşsun onu. Sharon Lipschitz öyle mi dedi? Sybil başıyla onayladı. Kızın ayak bileklerini bıraktı, ellerini geri çekti, yanağını sağ koluna dayadı. Vallahi böyle şeyler nasıl olur bilirsin Sybil. Orada oturmuş çalıyordum. Sen de yoktun ortalıkta. Sharon Lipschitz geldi, oturuverdi yanıma. Onu etelese miydim yani? Evet. Aa, olur mu? Olmaz öyle şey yapamam, dedi genç adam. Ama ne yaptığımı söyleyebilirim. Ne yaptın? Yanımda sen varmışsın gibi yaptım. Sybil birden diz çöküp eğildi ve kumu elleriyle kazmaya başladı. Hadi denize girelim, dedi. Peki, dedi genç adam. Sanırım girebilirim. Bir dahaki sefere etele onu, dedi Sybil. Kimi deleyeyim? Sharon Lipschitz'u. Ha evet Sharon Lipschitz. Bu da nereden çıktı? Bellek ve istekler hepsi bir arada. Sonra birden kalktı denize baktı. Sybil dedi. Ne yapalım biliyor musun? Bakalım muz balığı tutabilecek miyiz? Ne balığı? Muz balığı dedi genç adam ve kuşağını çözüp boynuzunu çıkardı. Omuzları beyaz ve dardı. Mayosu koyu maviydi. Boynuzunu önce dikini ikiye sonra da üçe katladı. Yüzünü örttüğü havluyu sallayıp açtı, kuma yaydı. Üstüne boynuzunu koydu, eğildi, yatağı kaldırıp sol kolunu aldı. Daha sonra sol eliyle Sybil'in elini tuttu. İkisi denize doğru yürümeye başladılar. Sanırım sen kendin de bir iki muz balığı görmüşsündür vaktiyle, dedi genç adam. Sybil hayır anlamına gelecek şekilde başını salladı. Görmedin mi? Sen nerede oturuyorsun Allah aşkına? Bilmiyorum, dedi Sybil. Biliyorsun, bilmen gerek. Sharon Lipschitz nerede oturduğunu biliyor. Hem de daha 3,5 yaşında. Sybil durdu ve elini çekti. Yerden sıradan bir deniz kabuğu aldı, derin bir ilgiyle inceledi ve sonra kabuğu yere fırlattı. Wollywood, Connecticut, dedi ve yürümeye başladı karnı dışarıda. Wollywood, Connecticut, dedi genç adam.
Bu böyle Connecticut'a yakın mı? Sibylline'a baktı. Ne olmuş? Ben orada oturuyorum işte, dedi sabrı taşarak. Whirlywood Connecticut'ta oturuyorum ben. Birkaç adım koştu, sol eliyle ayağını tuttu, tek ayak üstünde 2-3 kez hopladı. Bunun her şeyin ne kadar iyi açıklanan haberin yok, dedi genç adam. Sibyl ayağını bıraktı. Küçük kara sambu okudun mu, dedi. İşte bunu bana sorman çok komik oldu, dedi. Şu rastlantıya bak ki daha dün gece okuyup bitirdim. Uzandı ve Sibyl'ın elini tuttu. Nasıl, beğendin mi? Kaplanlar o ağacın çevresinde koşuşuyorlar mıydı? Evet, ben de hiç durmayacaklar sandım. O kadar çok kaplan da nereden çıkmış ki? Yo, hepsi 6 tane yalnızca. Yalnızca mı? Dedi genç adam. Sen bunu mu yalnızca diyorsun? Bal mumu sever misin? Ne sever miyim? Bal mumu. Oho, çok severim. Sen sevmez misin? Sibyl başarılı onayladı. Zeytin sever misin? Diye sordu. Zeytin mi? Tabii, zeytin ve bal mumu. Onlarsız bir yere gidemem. Çerenlik şu su seviyor musun? Evet evet seviyorum, dedi genç adam. Onun özellikle en sevdiğim yanı ne biliyor musun? Otel lobisinde küçük köpeklere hiç kötülük yapmıyor. O Kanadalı hanımın minik köpeğine söz gelimi. Belki buna inanmayacaksın ama bazı küçük kızlar var. Balon sopalarıyla minik köpekleri dürtüklüyorlar ya. Şeren öyle kötü şeyler yapmıyor. Acımasız olmuyor. Onu bu yüzden çok seviyorum. Sibyl suskundu. Sonra birden ben mum yiyorum, dedi. Kim yemez ki, dedi genç adam ayağını suya sokarken. Aman çok soğuk, dedi. Yatağı suya bıraktı. Yo, bir saniye bekle Sibyl. Biraz gidelim ondan sonra. Suda ilerlediler. Su Sibyl'ın beline gelene dek. Genç adam küçük kızı kaldırdı ve yüzü koyun deniz yatağına yatırdı. Başlığın falan yok muydu senin, diye sordu. Bırakma, diye emretti Sibyl. Tutsana beni. Bayan Carpenter, lütfen işimi öğretmeyin bana, dedi genç adam. Gözünüz dört açın ve muz balıklarına bakın. Muz balığı için mükemmel bir gün bugün. Hiç görmüyorum, dedi Sibyl. Anlaşılıyor, çok değişik huyları var, çok değişik. Yatağa itmeyi sürdürdü, bu daha göğsüne bile gelmemişti. Su daha göğsüne bile gelmemişti. Çok acıklı bir yaşamları vardır, dedi. Ne yapar ya, biliyor musun Sibyl? Sibyl başını saldı, hayır anlamında. Muzlu bir delikten içeri girerler, deliğe dalmadan önce basbayağı balıktırlar. Ama delikten içeri bir girdiler mi domuza dönerler. Neden mi? Öyle muz balıkları bilirim ki delikten içeriye girdikten sonra 78 muz yediler ondan. Yatağı ve üstündekini bir adım daha ilerletti. Tabii bu kadar muzla öyle şişko olurlar ki delikten çıkamazlar, kapıdan geçemezler. Uzağa gitmeyelim, dedi Sibyl. Ne oluyor onlara? Kimlere ne oluyor? Muz balıklarına. Yani o kadar muz yiyip delikten çıkamayınca mı? Evet, dedi Sibyl. Of Sibyl, hiç istemiyorum söylemeyi. Ölürler ya. Niye? Muz hastalığından korkunç bir hastalıktır. Dalga geliyor, dedi Sibyl sinirli sinirli. Boş verelim ama haddini de bildirelim ona, dedi genç adam. Biz iki züppe, diye ekledi. Sibyl'ın ayak bileklerini tuttu, aşağı doğru bastırıp ileri doğru itti. Deniz yatağı dalgayı göğüsledi. Sibyl'ın sarı saçları ıslanmıştı ama çığlığı pek keyifliydi. Yatak düzelince Sibyl eliyle ıslak bir saç tutamını kaldırdı gözünden ve bir tane gördüm, dedi. Ne gördün hayatım? Bir muz balığı. Tanrım olamaz, dedi genç adam. Ağzında muz da var mıydı yoksa? Evet, dedi Sibyl. Tam 6 tane. Genç adam birden deniz yatağının ucundaki ıslak ayağını kaptı Sibyl'ın ve üst kısmını öptü. Hey, dedi ayağın sahip dönerek. Hey sensin, hadi dönüyoruz artık, yeter değil mi? Hayır. Kusura bakma, dedi ve Sibyl ünlülerek yatağı kıyıya sürdü. Kıyıda yatağı kaldırdı, elini aldı. Allah'a ısmarladık, dedi Sibyl ve otele doğru koştu kaygısız. Genç adam boynuzunu giydi, yakalarını iyice kapadı ve ıslak havlusunu cebine tıkıştırdı. Yapış yapış ıslak ve hantal deniz yatağını kaldırıp koltuğunun altına aldı. Sıcak ve yumuşak kumlarda yalnız başına ağır bir yürüyüşle otele yöneldi. Genç adam ve burnu cıva merhemli bir kadın idarenin denize gidip gelenler için otelin alt giriş katındaki ayırdığı asansöre bindiler. Asansör hareketleri geçince genç adam kadına ''Ayaklarıma bakıyorsunuz.'' dedi. ''Affedersiniz anlamadım.'' dedi kadın. ''Ayaklarıma bakıyorsunuz.'' dedim. ''Özür dilerim, ben yalnızca yere bakıyordum.'' dedi kadın ve yüzünü asansörün kapısına doğru çevirdi. ''Ayaklarıma bakmak istiyorsanız söyleyin.'' dedi genç adam. ''Ama öyle Allah'ın belası bir sinsilik etmeyin.'' ''Burada ineyim lütfen.'' dedi kadın çabuk çabuk asansör görevlisi kıza. Asansörün kapıları açıldı ve kadın arkasına bakmadan çıktı gitti.
Ya o şeki normal ayağa bakmak için en küçük bir lanet neden bulamıyorum dedi genç adam. Beş lütfen. Cebinden oda anahtarını çıkardı. Beşinci kata indi. Koridorun sonuna doğru ilerledi ve kendini 507 numaralı odaya attı. Oda taze deri bavul ve aseton kokuyordu. Birbirine bitişik iki yatağın birine uzanmış uyuyan kıza baktı. Sonra bavulların önüne çöktü. Birini açtı. Don ve fanila yığınlarının altından 7.65 kalibre OGS marka otomatik tabancayı çıkardı. Şarjörü söktü, baktı, sonra yerine taktı. Mermi sürdü. Boş olan yatağa gidip oturdu. Dönüp kıza baktı ve tabancayı sağ şakağına dayayıp ateşledi.